Arkadaşlar merhabalar. Şimdi kadı cisimlerde dördüncü kısımdayız. Prizma yaptık, piramit yaptık, silindir yaptık ve koniye geldik. Koniyi önce bir görelim. Tabanı dairedir koninin. Yüksekliği ağırlık merkezine iner yine klasik piramitlerde olduğu gibi. Piramit statüsünde olduğu için bakın hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Ve yan yüzeydeki şu uzunluğa da ana doğru diyoruz arkadaşlar L'ye. Pisagor'la h kare artı r kare eşittir l kare bağıntısından bunların hangisi bilinmiyorsa diğerlerini de bulacağız. Böyle bir dik üçgenimiz var. Bir koninin açınımına bakalım. Sıfırdan göstereyim ben size. Bir koninin açınımında yan yüzey arkadaşlar bir daire dilimidir. Sonra şu daire diliminin yay uzunluğu da bize aslında taban dairesinin çevresini veriyor. Dolayısıyla taban dairesinin çevresi 2 pi r olduğu için bu yay uzunluğu da arkadaşlar 2 pi r olacaktır. Ana doğru dediğimiz şey bu yan yüzeyin yarıçapı arkadaşlar. Böylece yan yüzeyin alanı 2 pi r l bölü 2'den pi r l olacak. Pi r kare alfa bölü 360'ı burada kullanmaya gerek yok. Çünkü ana doğruyu da bileceğiz bir şekilde. Buradaki çevreyi de bileceğimiz için RL bölü 2 formülünden yapacağız. Dairede alandan hatırlayın. Bu bizim için önemli. Yan alanın pi RL olduğunu bilmek. Bazıları piril diyor, pirelli diyor. Artık nasıl ezberlerseniz sorun değil. Taban alanı zaten daire olduğu için pi r kare. Şimdi benim çok önemsediğim bir formüle gelelim. R ve L arasındaki bağıntıya. Şimdi arkadaşlar, nereden geldiğini göstereyim. Sonra formülü ezberleyin artık. Normalde burada bir alfa var. Bu daire diliminin alanı pi l kare alfa bölü 360'tır. Doğru mu? Aynı zamanda bunun formülünü demin verdim. 2 pi r l bölü 2'den pi r l. Pi'ler gitti. L'lerden bir tanesi gitti. Bakın dikkat edin. L alfa bölü 360 r'ye eşit oldu. L'nin altına r'yi alırsam 360 bölü alfa şeklinde olur. Ters çevirince artık formül geldi aslında. L bölü R 360 bölü alfa kitaplarda gördüğünüz şekliyle R bölü L alfa bölü 360. Geldiği yeri bilmek önemli. Daha kolay ezberliyor insan böylece. Ama bu formülü kesinlikle bileceksiniz arkadaşlar. Kullanacağız. Açıların daha doğrusu merkez açısının yan yüzeydeki yarıçap ve ana doğruyla arasındaki ilişki. Bazen şu karıştırılıyor yalnız baştan uyarayım. Buradaki arkadaşlar ikizkenar üçgenin tepe açısıdır. Beta diyelim buna. Bu beta ile alfanın bir alakası yok. Tesadüfen eşit gelebilir ama sakın oradaki betayı bu tepe açısını buradaki merkez açıyla karıştırmayın. Aynı denk gelirse tesadüftür. Yoksa normalde bir alakaları yok. Açınımlarda bir de şuna dikkat etmek lazım. Hep böyle dar açıymış gibi düşünülüyor. Ben size göstereyim birkaç açınım. Diyelim yarıçap arkadaşlar 3 olsun. Tamam mı? Ana doğru da 9 olsun. Bunların oranları 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 gelecek ya. Açınım şöyle olur. 120 derece. Böyle bir taban dairesi. Yarıçap 3, ana doğru 9. Diyelim bir koni var. Yarıçap 3, yükseklik 12. Bunların oranı ne? 1 bölü 4. Formül neydi? Alfa bölü 360. Haliyle şöyle bir durum oluşur. Çeyrek bir daire şeklinde açınım olur. Böyle taban dairesinde yapıştırırız bakın yanına. Daha büyük olamaz mı? Olur. Bakın şimdi. Yarıçap 2 olsun. Ana doğru 3. Oranları ne? 2 bölü 3. 2 bölü 3 neye eşit? Alfa bölü 360'dan 240'a. Açınıma dikkat edin lütfen. Şöyle 240 derecelik bir yer ve burası bakın yapıştırılmış daire. Taban dairesi ve burada bakın yan yüzey. Peki yan yüzeyin yarıçapı olan L neresi? Normal işte burası. L de burası arkadaşlar, tamam mı? Hatta size şunu söyleyeyim. Diyelim buraya A dedik, buraya da B dedik. Lütfen dikkat edin A ve B'yi nereye yerleştiriyorum? A iki uca yerleşir. AA olur. B şeklin tam ortasıdır, böyle olur. Silindirde yaptığım gibi yine B tam ortada gördüğünüz gibi. Yine şöyle AB olsa arkadaşlar açınım da 120 derecede. Burası A'dır, burası A'dır, burası B'dir. Şu üçü kullanalım. Buraya A diyeyim, buraya B diyeyim. Açınım da bakın bir uç A, diğer uç da A, tam ortası B. Unutmayın uçlar A noktası, ortadaki B noktası. Bunu en kısa sorularında kullanacağımız için
söyledim arkadaşlar. Artık sorulara gelelim şimdi. A doğrusu 13 santim olan dikdörtgenin yanal alanı 65 pi olduğuna göre hacmi nedir? Şimdi yanal alan neydi? Pi r l. Hatta görün bakın, burası r, burası l. Ana doğru 13. Yanal alan neydi? Bir daha söylüyorum, pi r l, yani pi çarpı r çarpı 13, 65 pi verilmiş. R arkadaşlar 12'ymiş. Pardon, abarttık, affedersiniz, 5'miş. Şimdi hemen çizelim konuyu. Ana doğru 13, yarıçap 5, haliyle tabii ki Pisagor'dan yükseklikte 12 oldu. Böylece hacmi pi 25 çarpı 12 bölü 3, böylece 100 pi'miş bu şeklin hacmi. Bakalım, yukarıdaki şekil ana doğrusunun uzunluğu a santim olan bir dikdörtgenin açılımıdır. Dikdörtgenin hacmi 96 pi santimetre küp. AOB 216 derece. OA, OB uzunluğu nedir? Bakın açılımdaki bu yarıçap, yani aslında L dediğimiz şey. Burada A harfiyle harflendirilmiş. Görünmeyen şu yarıçapı da böyle yapalım. R'nin A'ya bölümü 216 bölü 360'tır arkadaşlar. Bu yüzden 72'ye bölünür 3 olur. 72'ye bölünür 5 olur. Ben R'ye 3K diyeyim. A'ya da 5K diyeyim. Bakın bir şekli çizelim hazır haline. Ana doğru 5K. Yarıçap 3K. Bak yükseklik 4K oldu. Soru tek bilinmeyene düştü. Bu bizim için güzel bir şey. Çünkü arkadaşlar taban alın 9K kare pi. Yükseklik 4K bölü 3 olduğu için 96 pi artık bize K'yı getirecek. Pi'ler gider. 9 kere 4 36 bölü 3 12 olur. K küp 8 olur. K buradan 2 olur. A neydi? 5K'ydı. Demek ki ana doğrunun uzunluğu 10 santimmiş arkadaşlar. O dik koninin taban dairesinin merkezi BC yayı 120 dereceymiş. Güzel. PB 5 verilmiş. PCB'nin alanı soruluyor. Hemen bu soruda ön bir bilgi vereyim arkadaşlar. Tepe noktasından inen bunların hepsi ana doğrudur ve hepsi birbirine eşittir. Bunu tabii ki bilirsiniz ama belki hani bir ihtimal gözden kaçan arkadaşlar için söylemiş olayım. Dolayısıyla bu yeşillerin hepsinin 5 olduğunu kaçırmamak lazım. Bu birinci söyleyeceğim şey. İkincisi, tepeden bakarsak bakın C noktası B noktası 120 derece. Doğal olarak O yarıçap 2 kök 3 120 derece olduğu için CB uzunluğu da 6 olacak. Artık bu PCB üçgeninin bütün kenarları ortaya çıktı bakın. 5, 5, 6. İkizkenar üçgende tabana hemen dikindir. Böylece 6 çarpı 4 bölü 2'den üçgenin alanı 12 oldu arkadaşlar. Sınavda çıkan eski yıllarda güzel bir soru. Durdurup lütfen çözümü bir bulun. Çözümü yapın. Bulmaya çalışın cevabı. Bakalım ne diyeceksiniz. Yukarıdaki O merkezli dik dairesel koninin yan yüzeyi üzerinden A ile B noktalar arasındaki en kısa uzaklığı bulalım. Sınavda da şunu demişti. Bu bir dağın eteği olmak üzere A'dan B'ye gidilecek en kısa yol nedir? Böyle sorulmuştu sınav. İkisi de aynı şey. Yan yüzeyin üzerinden AB arasındaki en kısa uzaklık nedir diye soruyor. Bazı arkadaşlarımız yapmamalarını umuyorum ama bir ihtimal bazıları direkt şunu diyebilir. Burada zaten gayet kolay hocam. Yarım çemberdir ve cevap 4π'dir diyenler olabilir. 4π diyenler maalesef yanlış yapmış oluyor. En kısa sorularında açılım yapacaksınız. Konuyu açtık. 4 bölü 12 olduğu için 1 bölü 3. Alfa bölü 360'dan merkez açına geldi. 120 derece. Ana doğru burası 12, dursun kenarda. Yarıçap böyle 4. Burası da 8π. A noktası, A noktası. Tam ortada B noktası. Şöyle birleştirirsek hatta bu da yarıçaptır 12. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama A'dan B'ye en kısa yol burası bakın. Yay uzunluğu değil. Normal kiriş uzunluğu. Dolayısıyla 12 burası. 60 derece. Burası da 12. Bakın AB mesafesi en kısa ne geldi? 12. 4π biliyorsunuz ki pi 3.14 küsur olduğu için 12'den büyük bir cevaptır. Dolayısıyla lütfen koni sorularında yine açmayı unutmayın. A'ları en uca, B'yi ortaya. Hemen bir tane daha göstereceğim tabii ki. Bu yetmez bir örnek. Şimdi bakalım.
Yukarıdaki O merkezli dik dairesel konide şekildeki gibi yüzey üzerinden bir tur atarak A ile D noktaları arasındaki en kısa uzaklığı hesaplayalım demiş. Şimdi açını mı yapalım? Aç. Allah bütün hepsi gitti, pardon. Şimdi yarıçap ne? 15 bölü 4. Güzel. 15 bölü 4 bölü 15'ten oran 1 bölü 4 alfa bölü 360'tan merkez açısı 90 derece olan bir yay bakın. Burası A noktası, burası yine A noktası, B noktası tam ortası, tepe noktası aslında merkezidir çemberin. Onu da unutmayın. Tepe noktasını bakın nereye koydum? Yan yüzeyin tam merkezine. Açınımda şu daire işimize yaramayacak da o da kenarda böyle duruversin, sorun değil. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? A noktasından hareket edip D'ye gideceğiz. Peki D nerede? Görüyor musunuz? PA üzerinde bakın. A noktasından çıkacağız. Nereye uğrayacağız? PB üzerinde bir noktaya. Bak gerçekten dikkat et şimdi. PB üzerinde bir noktaya uğra. Sonra da buradaki D noktasına git. Şöyle AD uzunluğu 7 verilmiş. Buradaki pardon AD neresi? AD 7 verilmiş. PD de 8 verilmiş. Yarıçap zaten 15. Böylece AD yolu en kısa ne geldi arkadaşlar? 17 birim geldi. Bu şekilde çizim önemli. Uğradığımız şu noktalar çok önemli bakın. PB üzerinde bir K noktasına uğrayarak AKD doğrusal olacak şekilde uzatıp soruyu çözüyoruz. Şimdi arkadaşlar önemli bir yerdeyiz. Piramitlerde de kesinlikle benzerlik vardır. Konilerde de benzerlik vardır. Örnek göstereyim bakın şu şekilden yola çıkarak. Size şöyle bir koni verdiği zaman diyelim böyle uzunluklar birbirine eşit olsun. Şuraya R diyelim, buraya 2R diyelim. Normalde alan oranı benzerlik oranının karesiydi ya. İşte hacim oranı da benzerlik oranının kübüdür. 1 bölü 2'nin kübüne mesela 1 bölü 8 dersek V olduğunda tüm hacim 8V olur. Buraya 7V kalır. O yüzden böyle. 19V 37V diye gitmesini sakın ezberlemek falan görmeyin. Sadece ben örnek olsun diye gösterdim. Burada alanlar bakın S, 4S, 9S, 16S şeklinde gidiyor. Ama hacim V, 8V, 27V, 64V şeklinde gidiyor ki işte bu yüzden 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'nin kübü pardon. Sonra 1 bölü 2'nin 6. kuvveti, 1 bölü 2'nin 8. kuvveti falan filan diye gider bu iş böyle. Şimdi peki neden bunlara bakıyoruz? Neden benzerlik yapıyoruz? Bize arkadaşlar kesik konilerin veya kesik piramitlerin hacimlerini soracak. Aynen şu gösterdiğim, çizdiğim gibi. İşte biz bu kesik konileri, kesik piramitleri bulurken arkadaşlar şekli tamamlayacağız. Hep şeklin tamamına göre hareket edeceğiz. Anlaştık mı? O yüzden sorularda olur da kesik piramit, kesik koni görürseniz lütfen önce tamamlayın. Mesela bu soru oldu, bu soruda olduğu gibi. Önce tamamlayacağım düzgünce piramite, sonra yorum yapacağım. Ne demiş? ABCD ve EFGH düzlemlerinin arasındaki uzaklık 3 santim olduğuna göre. Aralarındaki uzaklık 3 santim, yani şöyle diyebiliriz. Şöyle ağırlık merkezlerinden itibaren 3 santim gösterebiliriz. Kesik piramit bakalım bir 25 santimetre kare verilmiş alt alan. Kare piramit olduğuna göre demek ki tabanı 5 birim. Yine 16 olduğuna göre bu kenarda burada 4 olacak. Benzerlik oranı arkadaşlar ne geldi? 4 bölü 5. Bu ne demek? Şurada bakın dikkat ederseniz şu yüksekliği bilmiyorum. Eğer bu yüksekliği bilirsem tüm yüksekliği de bilirim. Oraya H diyelim. H bölü H artı 3. 4 bölü 5 olacak. 4H artı 12 eşittir 5H. Buradan da 12 eşittir H oldu. Demek ki şu yükseklik 12'ymiş. Benzerlik oranı 4 bölü 5, kesik piramidin hacimine bakacağım. Bakın şimdi şu küçük piramitten bahsedelim. Bu küçük piramidin yüksekliği 12, tüm 15. Zaten 4 bölü 5 demiştik, hakikaten de öyle oldu bakın. Hacimler oranı ne geldi? 64 bölü 125. Ben bundan dolayı küçük piramidin hacmini bulacağım. Küçük piramidin hacmini 64V diyelim. Büyük piramidin hacmini de oradan 125V buluruz. Çıkarınca geriye A, B, F, G, E
işte artık o neyse ABCD ve EFGH'tan oluşan kesik piramit oluşur. Şimdi 64 ve neye eşit? Taban alanı 16, yükseklik 12 bölü 3'ten 64. Güzel. 64 ve 64'e eşitse tüm hacim arkadaşlar 125'tir. 125'ten 64'ü çıkarırsak kesik piramidin parma örnekleri de güzel örnekleri de arkadaşlar videoda anlatırım. Diğer videoda görüşürüz. Hem bir dinlenmiş olun.